Herkese merhaba. Ukrayna-Rusya Savaşı Türkiye'ye mi uzandı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki gün St. Petersburg'da çok önemli açıklamalar yaptı biliyorsunuz. Esti, gürledi, Batı'yı tehdit etti. İnanılmaz tehditler, uyarılar vardı o konuşma içerisinde. Vladimir Putin o konuşmasında Türkiye'ye de bir yer ayırdı ve kanaatimce oldukça önemli şeyler söyledi. Bir de çok vahim bir iddiada bulundu. Dedi ki Rusya ile Türkiye arasındaki Türk akımı boru hatlarına Ukrayna tarafından saldırılar gerçekleşiyor. En son saldırı yaklaşık 10 gün önce yani Mayıs ayının son günlerinde gerçekleşti. Ve Rusya güçleri bu saldırıyı başarıyla engellemesini bildiler dedi Putin. St. Petersburg'da gazetecilere konuşan Rusya lideri Ukrayna'nın Mavi Akım ve Türk Akım doğalgaz boru hatlarını durdurmaya çalıştığını, bunun için Batı'dan elde ettiği denizaltı dronlarını kullandığını iddia etti. Putin'in iddiaları oldukça önemli çünkü Rusya'dan Türkiye'ye uzanan hatlarda herhangi bir aksama olur ise Türkiye'nin enerji güvenliği, enerji arz güvenliği tehlikeye girer. Türkiye'de sanayi tesisleri ve enerji tesisleri çalışamaz hale gelirler. Hatta böyle bir saldırı sonbahar kış aylarında gerçekleşir ise Türkiye konutları ısıtmakta dahi zorlanabilir. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin gaz tedarikinde Rusya'nın çok özel bir yeri var. Ciddi miktarda Türkiye Rusya gazına, enerjisine bağımlı durumda. Bu hatta meydana gelebilecek herhangi bir aksama Türkiye'yi çok zor durumda bırakır. Putin, Türkiye'nin enerji güvenliğini de korumaya çalıştıklarını, sadece kendi tesislerini değil, Türkiye'yi de düşündüklerini iddia ediyor ve Ukrayna'nın düzenli olarak bu hatları hedef aldığını iddia ediyor. Putin'in iddialarına göre Türk akımına yapılan saldırı istasyon pompalarından birine dönüktü ve saldırının başarıyla engellendiğini söyledi Putin. Putin'in iddiasına göre Ukrayna'nın saldırısı doğalgaz boru hattının kompresör istasyonuna dönük olarak gerçekleştirildi ve Rus askeri güçleri tarafından engellendi. Eğer bu kompresör istasyonlarından biri hasar görmüş olsaydı, gazın boru içerisinde ileriye doğru aktarımında çok ciddi sorunlar olabilirdi. Eğer patlama belli bir boyutun üzerine çıkar ise bunu tamir etmek aylar, belki daha fazlasında alabilir. Enteresan bir şekilde Rusya lideri gazetecilerden bir ricada da bulundu. Bulundu ve şöyle söyledi. Siz gazetecilerden rica ediyorum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu durumu anlatın. Savaş gemilerimiz her an Ukrayna'nın deniz dronlarına hedef olma tehdidi altında olmalarına rağmen boru hatlarını gece gündüz koruyorlar. Türkiye'nin enerji güvenliğini ciddi risk altında sağlıyoruz. Yani bizler çok ciddi risk altındayız ama buna rağmen sizin boru hatlarınızı, enerji güvenliğinizi sağlıyoruz dedi Putin. Putin'in gazetecilerden bunu Erdoğan'a söyleyin ricası kanaatimce oldukça enteresandı. Yani kendisi de doğrudan bunu söyleyebilir değil mi? Türkiye ile Rusya arasında iki büyük boru hattı var. Bunlardan ilki Mavi Akım projesi. 1213 kilometre uzunluğunda bir proje Mavi Akım. Biliyorsunuz Mavi Akım 90'ların sonlarında 1997 yılında imzalanan bir anlaşmayla yürürlüğe girdi Mavi Akım projesi. Ve uzun süredir Türkiye'ye gaz tedarik ediyor Mavi Akım. Mavi Akım sadece Türkiye için düşünülmüş bir proje. Yani Türkiye'nin iç pazarı için düşünülmüş bir proje. Ama ikinci bir hat daha devreye girdi biliyorsunuz. Bu da Türk Stream olarak bilinen veya Türkçesiyle Türk Akımı olarak bilinen Rusya'dan çıkıp Karadeniz'i boydan boya geçen denizin altından ve Ukrayna'yı Karadeniz'in batı kıyılarını bypass ederek Türkiye'nin Marmara bölgesine giriş yapan bir proje, Türk Akımı projesi. Ama bu proje sadece Türkiye'yi düşünülerek yapılmış bir proje değil. Avrupa'ya gaz tedarik etmek için, Güney Avrupa'ya daha ziyade gaz tedarik etmek için oluşturmuş bir proje. Boru hattı Rusya'dan Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den ise yan hatlarla Yunanistan'a ve Bulgaristan'a bağlantı sağlanıyor. Yine Yunanistan üzerinden Güney Avrupa'ya boru hatları uzanıyor. Türk akımında hedef sadece Türk pazarı değil dediğimiz gibi Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Macaristan'a enerji sağlanması düşünülüyor. Hatta ilerleyen yıllarda Rusya bu hattı çok daha öteye taşıma gibi bir düşünce içerisine girmişti. Ama işte bu Ukrayna Savaşı nedeniyle bu projelerde bazı aksamalar oldu. Mayıs 2017'de yapımına başlandı Türk Akım projesi ve 2020'den beri de
faal bir vaziyette. Dediğim gibi bu boru hattının en önemli özelliği Ukrayna'yı bypass ediyor olması. Rusya gazı uzunca bir süre Ukrayna üzerinden Avrupa içlerine dağıldı. Fakat sonrasında Rusya Ukrayna'ya, Ukrayna rotasına alternatif rotalar geliştirmeye çalıştı. Bunlardan bir tanesi Kuzey Akımı projesiydi. Yani Baltık Denizi üzerinden doğrudan Almanya'ya gaz tedarik eden bir boru hattıydı. İkincisi ise bir anlamda Güney Akımı projesi gibi de adlandırabilirsiniz. Buna Türk Akımı dedi Ruslar. Türk Akımı projesi güneyden yine Ukrayna'yı bypass eden ikinci bir boru hattı projesi. Bu iki akımla, iki boru hattıyla Rusya Avrupa pazarlarını daha fazla ele geçirmek, daha fazla gaz, enerji satabilmek için uğraştı. Fakat Ukrayna savaşıyla işler değişti biraz. Neden değişti? Almanya ki Rusya'nın en iyi gaz müşterisidir Almanya, öyleydi daha doğrusu. 2022 yılında, 2022 Eylül'ünde Rusya'dan Almanya'ya gaz taşıyan boru hattına, Kuzey Akımı boru hattına bir sabotaj yapıldı, saldırı yapıldı. Ve suyun altında meydana gelen patlamalar sonucunda boru hattı çalışamaz hale geldi. Biliyorsunuz Eylül 2022'deki bu saldırıdan sonra Batı Rusya'yı suçladı. Yani Rusya bu boru hattını havaya uçurdu dedi. Rusya ise biz deli miyiz, neden kendi boru hattımızı havaya uçuralım diyerek bu konuda Amerika'yı suçladı. Çünkü denizin dibinde böyle bir saldırıyı gerçekleştirmek her ülkenin hani yapabileceği bir şey değil. Bu yeteneklere, bu malzemeye Amerika Birleşik Devletleri sahip diye iddia etti Moskova ve Amerika'yı suçladı. Boru hattının geçtiği bölgedeki devletler de soruşturma başlattılar ve bunun bir sabotaj olduğu kesinleşti. Yani dışarıdan insan etkisiyle boru hattının havaya uçurulduğu kesinleşti. Basına sızan bilgilere göre ki bunun kaynağı Amerika, CIA belgeleri basına sızdırıldı. Amerikalıların iddiasına göre saldırıyı Ukraynalı bir albay gerçekleştirdi. Ukraynalı albay ekibiyle birlikte işte denizin dibine indi ve orada Rus boru hattını, daha doğrusu Kuzey Akımı Nord Stream boru hattını havaya uçurdu. Bunu Amerikalıların özellikle sızdırdığı, işte Rusya'nın bir devleti suçlamaması için tek başına hareket eden bir albayın, yani Ukrayna'dan demir almamış, Amerika'dan da emir almamış, yardım almamış, tek başına gitmiş demiş ki ben bu boruyu patlatırım demiş, patlatmış. Böyle bir izlenim verildi 2022 Eylül'deki saldırıyla ilgili olarak. Şimdi Rusya aynı şeyin Türk akımının da başına gelmesini istemiyor, bundan korkuyor. Çünkü Rusya için gaz satışı, petrol satışı çok önemli bir gelir kaynağı. Rusya sadece savaşı değil, bütün hayatı bu doğal kaynak satışlarıyla finanse ediyor desek abartmış olmayız. Kuzey akımı kesildi. Rusya'nın Almanya'ya gaz akışı kesildi. Şimdi Rusya'nın en önemli pazarlarından bir tanesi Türkiye. Aynı akıbet Türkiye'ye ulaşan boru hatlarında da gerçekleşirse Rus ekonomisi çok büyük bir darbe alır. Evet, bundan Türkiye de zarar görür. Türkiye'nin enerji güvenliği çok büyük darbe alır ama asıl zararı Rusya alır. Asıl zararı Rusya alır diyorum ama yani burada da hani düşününce Türkiye ekonomisi de, daha doğrusu her ekonomi enerjiye bağımlıdır. Eğer Rusya gazında ani bir kesiş olursa, kesilme olur ise bunun Türk ekonomisine vereceği zararın da çok büyük boyutlarda olacağı aşikardır. İlaveten çok soğuk bir kış gelir ise, 2024-2025 kışı çok soğuk olur ise, bu durumda Rusya'dan gelecek gazın kesilmesi konutlarda insanların üşümesine yol açar. Yani bunun sadece ekonomik değil, sosyal bazı etkileri de olur. Biz bugüne kadar Türk boru hatlarına dönük olarak herhangi bir saldırı duymamıştık. İşte Putin'in iddiası bu açıdan da çok önemli. Ukrayna'nın şu anda boru hatlarını hedef aldığı ve bir değil birçok girişimde bulunduğu, en son girişimin Mayıs ayının sonunda olduğu iddia ediliyor. Yani bunu iddia eden de Rusya'nın devlet başkanı. Tabii ki Rusya'nın devlet başkanının bu tür iddialarda bulunması veya yalan söylemesi diyelim mümkün mü? Mümkündür. Savaşta her şey mübahtır denir. Ukrayna tarafı da Rusya tarafı da yanıltıcı bilgi verebilir. Neden? Türkiye'yi yanına çekmek için. Hasmının karşısına getirebilmek için böyle bir şey yapabilir. Türkiye de önemli bir ülke. Hem Ukrayna için çok kritik bir ülke hem de Rusya için kritik bir ülke.
Türkiye bu konuda Ukrayna'dan bir açıklama beklemiş midir, istemiş midir bilmiyorum ama hani Ukraynalıların yerinde olsam Türkiye'yi ararım. Ya bunun arkasında biz yokuz, böyle bir şey yok. Hani bu iddia doğru değil. Veyahut da varsa da böyle bir şey, bizim böyle bir kastımız yok. İşte birileri böyle bir şey yapmış, biz elimizden geleni yapacağız gibi bir şey söylemeleri gerekir. Aksi takdirde Türk akımı boru hattında meydana gelebilecek bir saldırıdan doğal olarak Türkiye Ukrayna'yı sorumlu tutacaktır ve Türkiye'yi Ukrayna karşısına almak da istemez diye düşünüyorum. Yani baktığınızda kabaca ilk etapta bunu söylemek mümkün. Bu arada şunu hatırlatalım, iddia Ukrayna taraflarınca ve bağımsız haber kaynaklarınca henüz teyit edilmiş değil. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg konuşmasında Türkiye'ye bazı çağrılarda da bulundu. Türkiye ekonomisini yakından takip ettiğini söyledi Putin ve Batı'da Türkiye'nin kredi arayışı içerisinde olduğunu hatırlatarak, yani Türkiye batılı şirketlerde, batılı bankalarda kredi bulmaya çalışıyor, hibe almaya çalışıyor ve Batı'dan yatırım çekmeye çalışıyor. Türkiye ekonomisinin belli ki hani buna ihtiyacı var. Bu Türkiye ekonomisi için olumlu bir şey de olabilir. Fakat dedi Putin, bizim görebildiğimiz kadarıyla Batı bu kredi ve yatırımları Türkiye'ye sağlamak için Türkiye'ye bazı şartlar koşuyor. Ön şartlar getiriyor ve bu şartların başında da Rusya ile ilişkilerinizi sınırlandırın, Rusya ile bazı işbirliklerinizi sonlandırın gibi talepleri var Batı'nın. Türkiye bunu dikkate almamalı dedi Putin. Türkiye bunu dikkate alır ise bu işten kar yerine zarar eder. Bu işten elde edeceği kardan çok Türkiye'nin zararına olur. Böyle bir yola gitmek dedi Vladimir Putin. Detaylara girmedi. İşin açıkçası bu bir tespitten çok bir uyarıya benziyor. Yani Türkiye'ye bir anlamda kendine dikkat et. Eğer beni karşına alır isen bundan çok büyük ekonomik zararlar görme ihtimalim var diye böyle bir tatlı sert, böyle hani tehdit demeyelim de tatlı sert bir uyarı gibi duruyor. En azından şu aşamada böyle duruyor. Rusya'nın çok büyük bir endişesi var. Özellikle 2023 sonlarında bu endişe başladı. 2024'te de arttı. O da şu: Türkiye Rusya ile Batı arasında bir yerlerde kendisini konumlandırdı. Savaşın başından beri böyle arabuluculuk yapmaya çalıştı. İki tarafa da hani savaşa son verin çağrısında bulundu ama eyleme de geçirdi bu söylemini. Herkes savaş bitsin diyor ama Türkiye bu konuda bazı inisiyatifler de aldı. İşte Rusya Türkiye'nin bu konumundan batıya doğru kayma ihtimalinden çekiniyor. Türkiye bir NATO ülkesi, Avrupa'nın hemen hemen her kurumuna üye, sadece Avrupa Birliği'nde tam üye değil ve Türkiye'nin taraf değiştirmesi, Rusya karşısında terazinin daha çok bu tarafına doğru kaymaya başlaması Rusya'yı endişelendirir. Neden endişelendirir? Çünkü Türkiye İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla Karadeniz'in anahtarını elinde tutan bir ülke. Türkiye müsaade ederse gemiler, çok büyük gemiler, silahlı gemiler, Amerika'ya ait veyahut da işte Ukrayna'ya, Ukrayna ordusuna satın alınıp verilebilecek silahlar, deniz araçları Türkiye üzerinden geçebilir. Montrö Antlaşması buna müsaade etmiyor ama Türkiye'nin yorumuna bağlı bu. Anlaşmayı uygulamak da Türkiye'ye bağlı. İstanbul ve Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Türkiye'nin hükümranlık sınırları içerisinde olan bölgeler. O nedenle ne Rusya ne de Ukrayna Türkiye'yi kaybetmek istemez. Sadece boğazlar değil, Türkiye Karadeniz'e en uzun sınırı olan, deniz sınırı olan ülke. Karadeniz'in en önemli ülkelerinin başında geliyor. Bundan dolayıdır ki Putin Türkiye'nin taraf değiştirmesinden büyük endişe duyar. Yani en ufak bir hareketlenmede bu konuyla ilgilenmesi gerektiğini düşünür diye düşünüyorum. Bu hususta başka gelişmeler de vardır. Yani sadece Putin'in bir iki cümlelik açıklaması değildir. Bunun arkasında çok fazla Rusya'yı endişelendirecek adımlar olabilir. Benim görebildiğim kadarıyla Türkiye ile Amerika arasında Ocak'tan bu yana bir yakınlaşma söz konusu. Özellikle stratejik askeri konularda Amerikalı müsteşar da Türkiye'ye geldi ve Türkiye'ye F-35 satmak istediklerini söyledi. F-16 satışı gerçekleşmiş görünüyor. Yolunda gidiyor şu anda o iş ve Amerikalılar
400 yani Rus yapımı hava savunma sistemini bırakırsanız size biz Patriot da satarız noktasına kadar geldi. Ayrıca 155 milimetre topçu mühimmatı konusunda da Türkiye ile Amerika arasında üretim ve başka konularda ciddi bir işbirliği olduğu görülüyor. Yani bu hareketlilik tabii Moskova'dan bakıldığında kendi aleyhine gibi duruyor. Öyle okuyor Moskova. Taraflar nasıl adımlar atacak? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Putin'in iddialarını değerlendirdik. Bugünlük bu kadar. Sonraki yeni görüşmek dileğiyle hoşça kalın.